bakacağız, göreceğiz. Yani AK Parti'nin devamı değil. Biz Tayyipçiyiz, Tayyip'i çok seviyoruz. Ahmet Davutoğlu'nu hiç sevmiyorum. Ahmet Davutoğlu'nu çok seviyoruz. The garden, the people, the weather. Or... İnşallah onlar da bölünürler. Ama biz muhalif taraftayız. Hep ortalığı karıştırdı. Vallahi bilmiyorum ki Davutoğlu'nu, Mavutoğlu'nu. Yolu açık olsun diliyorum. Yani. Olumlu olarak bir siyaset yok ki zaten Türkiye'de. Bölünmelerini isterim. Davutoğlu da tecrübeli bir siyasetçi. İyi olmaz, gördük Davutoğlu şey oldu yani. Vallahi iyi olacağını düşünüyorum, bilemiyorum. Aslında partilerin tamamen kaldırılmasından parçalanır bu AK Parti için, iyi olmaz. Ülkemiz için hayırlısı neyse olsun inşallah. Herkes için söylüyorum, hiçbirisi benim babamın oğlu değil. Kurmadığı hata. Ama bence Ali Babacan olsaydı daha güzel olurdu. Hiç haberim yok, ilk defa duyuyorum. Bilmiyorum, haberim yok. Hiçbir bilgim yok, onu söylüyorum açıkça. 26. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu yeni bir parti kuruyormuş. Evet. Konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyeyim ben bilmiyorum. Yani biz Tayyipçiyiz, Tayyip'i çok seviyoruz. Ahmet Davutoğlu da bir ara başbakanlık yaptı. Evet. Yani o zamanları çok seviyorduk ama sonra konuşmalar oldu onun hakkında filan. Birazcık şey olduk yani. Soğukluk oldu ona karşı. Yoksa seviyorduk daha öncesi yani. Yani sizce? Diyeceğim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bakacağız, göreceğiz. İleriki tarihler gösterir ne olacağını. Vallahi bilmiyorum ki. Ahmet Davutoğlu'nu çok seviyoruz. Seviyoruz ama inşallah iyi olur. Destekleriz yani. Ahmet Davutoğlu'nu hiç sevmiyorum. Tamam mı? Kısa ve öz. Çünkü bütün Suriye işlerini o karıştırdı. Ben yabancı, Suriye. Ha, siz Suriyelisiniz, Suriye. Tamam. No, you speak about what? The garden, the people, the weather or what? No, not allowed to. Why? Take my picture. We don't know. Turkey, no. Hiçbiriniz Türk değil. Sayın Ahmet Davutoğlu yeni bir parti kuruyormuş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayırlı olsun diyorum. İnşallah onlar da bölünürler. Basından takip ediyoruz ama net bir şey bildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla bekliyoruz. Ama biz muhalif taraftayız. Kurduktan sonra açıklamalarını bekleyeceğiz. Vallahi çok başarılı bir tepki alacağını sanmıyorum. Çünkü dış politikada hiç iyi şeyler yapmadı. Hep ortalığı karıştırdı. Onun için onu pek insanlar, ama Ali Babacan derseniz, Abdullah Gül derseniz, onlara gönlümüz biraz daha sıcak bakıyor. Diyeceklerim bu kadar. Öncelikle siz ne için, hangi televizyon mu, ne kanal? TV? Işık TV. Çok da duymadım ya ben Işık TV. YouTube kanalıyız. YouTube ha. Vallahi bilmiyorum ki Davutoğlu'nu, Mavutoğlu'nu herhangi bir yorum yapamam. Çok da sağlıklı da bulmuyorum kendimce. Öyle bu kadar. İyi olur. İyi olur. İyi olur. Böler içimi oyları. İyi olur. Yok, hiçbir fikrim yok. Gayet başarılı olacağını düşünüyorum kendisinin. Zaten görevini icra ettiği zaman da güzel başarılar ve performans sergilediğini düşünüyorum. Yolu açık olsun diliyorum. Siyasetle pek ilgilenmiyorum ya. Gerçi o işe girersek zaten çıkamazsınız. Yani. Olumlu olarak bir siyaset yok ki zaten Türkiye'de. Bence negatif tepki alır. Şu anda zaten sağ partiler var. Hani MHP, AKP birleşmiş durumda. Bana göre negatif tepki alır. Güzel. Bölünmelerini isterim. Bu kadar. Sizin konuşmak siz? Güzel. Demokrasi, cumhuriyet varsa tabii ki canım, niye olmasın, çoklu partili. Güzel bence, olumlu. Henüz duymadım, herhangi bir bilgim yok. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Şimdi yani herkesin bir parti kurma hakkı var öncelikle. Ahmet Davutoğlu da tecrübeli bir siyasetçiydi. Bir renk katar diye düşünüyorum. Yani ben şahsi görüşüm bu. Vallahi bu konuda hiçbir fikrim yok benim. Yani hiç bu partiyle hiçbir bilgim yok. Kötü olur. İyi olmaz, gördük Davutoğlu şey oldu yani, denendi. Başka ne söyleyeyim? Çok iyi olur bence. Tayyip Erdoğan'ın şeyini bölebilir. Çok iyi olur. Bu kadar. Vallahi iyi olacağını düşünüyorum, bilemiyorum. Kurduktan sonra yapacaklarından göreceğiz. Bence hiç gerek yok yeni bir parti kurulmasına. Aslında partilerin tamamen kaldırılmasından tavsiyem öyle benim. Ne bileyim yani, kurmasına hiç gerek yok Ahmet Davutoğlu'nun. Fikrim şöyle, eğer Ahmet Davutoğlu yeni parti kurarsa AK Parti tabanı tamamen parçalanır. Bu AK Parti için iyi olmaz. Kuracaklar tahmin etmiyorum. Kendi böyle bir
politik bir yapı kurmak istese de kurulmayacağını düşünüyorum. İyi hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ne diyelim? Davutoğlu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Ülkemiz için hayırlısı neyse olsun inşallah. Hangisi hayırlıysa aynen. O gelsin. Aynen öyle. Hangisi milletini, vatanını düşünüyorsa o gelsin. Vatanı bizimle yaşatsınlar, bizim çocuklarımızla yaşatsınlar. O öyleleri gelsin. Yani onu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bir de bir bütün olsunlar. Güzel konuşsunlar. Herkes için söylüyorum, hiçbirisi benim babamın oğlu değil. Ama bizim madem başımızdalar büyüklerimiz, biz onlar düzenli olsun ki yetişecek nesil de aynı şekilde olsun. Bunu istiyoruz canım. Hayırlı olsun diyelim, ne diyelim? İyi olur zaten bu zamana kadar kurmadığı hata. Kurmadığı hata. Başka bir şey. Acaba devamı mıdır yoksa ayrı bir parti mi kurulacak? Hayır. Yani AK Parti'nin peki, devamı değil. Ali Babacan'la beraber mi yoksa? Yani bizim onu bilmiyoruz. Evet. Yani sizin sorunuz bir tane sorun soruyorsunuz. Ha öyle mi? Ama bence Ali Babacan olsaydı daha güzel olurdu. İyi olur. Demokrasinin gereğidir. Herkes kendi fikrini söylemeli. Herkes istediği gibi konuşmalı. Demokrasinin gelişmesi bakımından çok iyi olur. Herkes bir parti. Allah hayırlı mübarek etsin diyebilecek bir şey yok. Kolaylık. Valla siyaset pek bana göre bir şey değil. Pek ilgilenmiyorum ama hayırlısı neyse olsun. Ne diyeyim bilemedim. Yani siyaset konuşmak pek şey gelmiyor. Vallahi hiç haberim yok. İlk defa duyuyorum. Yani bu haberi kaçırdım bilmiyorum yani öyle bir şey olduğunu. Hayırlı uğurlu olsun. Ne partisi? Yeni bir parti oluşumuna başlamışlar. Yani hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kolay gelsin. Vallahi ben bilmiyorum. Haberim yok. Ne diyebilirim? Oldu, teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Milletimize hayırlı olsun diyebilirim. Vallahi hiçbir bilgim yok, onu söyleyeyim açıkça. Yani hayırlısı olsun, eğer olursa da bir bilgim yok yani şu anda. Yutmayacağım. Niye mübarek gün zam geliyor ki her şeye? Ben oruç tutmuyorum ki. Boş konuşma. Kasaba gidiyorsun 5 lira zam. Ya bu şeydir, espri mi? Caiz değil. Ekmeğe gidiyorsun 5 lira zam. Sen kaç tane hoca dinledin lan seni? Her şey orucu bozuyor. Her çiğnedikçe tüküreceksin mi? Çünkü tükürcük yutmanıza sebep oluyor ya çok fazla, o yüzden yutar. Yut ulan, bak ne diye bak. Ağzına su toplansan o suyu yuttuğun zaman nereye gidiyor? Ha, bu arkadaş Hristiyan olmasına rağmen diyor ki geviş getirme gibi bir şey oluyor bu. Bozar, tabii ki bozar. Zekeriya Beyaz'a döndük resmen burada. Sakız sakızdır, o şekerlisi o şekersizi. Yanlışlıkla sakızı yutarsan bozulur mu? Bozulur. Peki yanlışlıkla su içersen orucun bozulur mu? Bozulmaz. Şeytanı nasıl taşlarız? Ya haca giderler, orada taşlarlar. Şeytan haçta mı? Yok, her yerde de orada taşlıyorlar işte nedense. Ama her yerde olan şeytanı niye özellikle haca gidip taşlıyoruz? İşte orada işte burada yani taşlayamayız mı? Haç uzak. Ya oraya Araplara para kazandırmak için gidiyorlar. Oraya Araplara para kazandırıyoruz, niye şeytanı taşlıyoruz diye. Evet. Peki. Yani oraya gidip bir sürü masraf edeceği, burada bir sürü gariban insanlar var. Onlara yedirseler daha bir afla geçer. Gidip orada yani taşla şeytan taşlamak yani. Peki, şeytanı taşlamak istiyorum ama haca gidecek durumum yok. Bunu İstanbul'da taşlama şansım var mı? Ya zaten insanların kendisi şeytan yani. Şeytanı taşlamaya gerek yok. İnsan mı taşlayalım? Hı? İnsan taşlayalım. Şeytan tüyü nasıl bir tüy cinsidir? Şekli nasıl? Sizde şeytan tüyü var mı? Adamın kafasına taş vuran şeytanı. Şeytan diyor ki şunun kafasını yar. Düşünce kalmamış. Aha, bu da güzel. Şeytanın kulağına kurşun nasıl atılıyor? Güzel bir soru. Ya koyup atıyorsun. Yani şeytan bile bir tek bir şey düşünürken insanoğlu onun her türlü halini düşünebilir, yani tüm düşünceleri. Vatandaşlık hakkıdır oy kullanmak ama kamillere söylüyorsun. Yok öyle bir şey olur mu ya? Tabii ki kullanacaksın ya. Kesinlikle kullanacaksın yani, abi ya. Gitmesen vatandaşlık görevini yerine getirmiş olmuyorsun ki. Bir de abi, o hakkın senin manevi. Kesinlikle. Manevi ya. Bazıları da diyor işte ben diyor gitmeyeceğim, protesto edeceğim falan. Çok yanlış cümleler var. Oportunist o abi. Yani. Olmamalı. Bir dakika pardon, lafınızı balla kesiyorum. Bal? Bildiğiniz balla kesiyorum. Lafınızı balla kesiyorum. Balla. Evet. Evet Eyüp abi, lafı balla kesen faili bulduk.
Evet, merhabalar Serdar Bey. Merhaba. Lafı balla kesiyorum. Terimini bize atasözünü açıklar mısınız lütfen? Evet, tabii ki açıklayabilirim. Karşımdaki insanı kalbini kırmadan, incitmeden söylenen bir atasöz olduğunu bildiğim için söyledim bunu. Teşekkür ediyoruz Serdar Bey.